zamandır tartışma konusu olan bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı torba yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Temmuz Pazartesi günü görüşülecek. 25 yaş, 15 bin lira ve 28 gün eğitim verileceği öngörülen bedelli askerliğin şartlarını vatandaş değerlendirdi. Askerliğinizi yaptınız mı? Yaptım. Kaçer? 20. Şimdi bedelli askerlik çıktı. Bunu nasıl değerlendirdiniz? Şimdi vallahi bu bir tuhaf karışık bir şey şimdi. Çok yığılma var. Bu da nasıl diyeyim, hani tüketilemiyor, eksiltilemiyor. Dolayısıyla bu yönteme başvurulmuş. Güzel bir şey. Çünkü başka türlü kullanma imkanı yok. Belli bir askeri alma durumdayız. Onun için çok güzel bir şey yani. Bence güzel bir şey. Ha şunu var şimdi. Ben yaptım da niye o yapmıyor? Yok öyle bir şey yok. Öyle, o zaman öyleydi, şimdi böyle. Ben destek veriyorum yani. 28 günlük bir eğitim süreci var. Buna ne diyorsun? Bu yetersiz. Bu 28'i de 58 de olabilirdi yani. Bu yetersiz. Bununla ne öğreteceksin yani? 28'inde ne öğreteceğim buna? Zaten elbisesini çıkarmaya oldu 28 gün. Şöyle bir şey var. 28 gün olunca mesela iş sahibi olanlar ya da öğrencilerin bir problemler yaşayabileceğini söylüyorlar. Hani sizce sıkıntı çıkar mı? Artık sıkıntı çıkmaz. Ayarlasın kendini yani ona göre. Bak devlet imkan sağladı 15 milyar. Alem onu kay yapıyor. Onu da ayarlasın yani. Yerine birini koysun, bir şey yapsın yani. Her şey de devletten beklenilmez yani. Kalkıp onun yanına birisini koyacak hali yok devletten yani. Benim için en önemli o eğitim sürecinin konulması. Önemli değil mi? Mantıklı. Çok önemli, çok mantıklı bir şey yaptılar. İkincisi tabii yığılma olduğundan dolayı bu yığılmanın önlenmesi açısından da olması gereken bir şey. Yani vatandaş ben askerliğimi yapmadım, önümde ne iş var, ne yapabilirim diye düşünce içerisinde olacak yerde en azından rahatlar. Bir an evvel de hayatını ona göre düzene koymak açısından düşünür. Çok güzel bir şey oldu. Ben destekliyorum. Yapandan yaptırandan da Allah razı olsun diyor. Peki bu 28 günlük eğitim süreci hani düzene konulmuş bir hayatı yok olmasına sebep olur mu sizce? Hayır, bana göre yani o 28 günlük süreç sadece bir asker elbisesi giyse bile o bile ona bir faydadır. O gence bir faydadır daha doğrusu. Yaşanılan o askerlik sürecinin ne anlama geldiğini hayatı boyunca çoluk çocuğuna, torununa, torbasına bir şeyler de bir hatıra da en azından anlatır, anlatması gerekir. O süreci bilhassa bayanlar da gerçi askerlik yapması lazım bana göre ama neyse erkeklere bıraktılar bu işi. kısa dönem askerlik yapanlar 28 günlük eğitim alıyor zaten. Ona istinaden koymuşlardır. 28 gün normaldir. Normaldir. Genel anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz 25 yaşı? Çok uygun görülmüş. Yığılmanın olması o yaşa uygundur. Güzeldir yani. Hükümet bu konuda bizden daha bilgilidir. Bununla ilgili çalışmalar yapmıştır. Ona göre 25, 27, 22 karar onlar vermiştir. Demek ki uygun olan yaş 25 olarak 25'i değerlendirmişlerdir. 28 günlük eğitim süreci farklı bir sayıda olabilir mi? Yani zaten kısa dönem askerlik yapanlar da 28 gün temel eğitim alıyorlar. Ondan sonra usta birliğine geçiyorlar. Yani normaldir. Buna entegre oldu. Yani kısa dönem yapanla bu dönemde yapacak olanlar da 28 gün yapmış olacaklar. Usta döneme normal geçiyor. Yani. Bunun 35 gün olması veya 40 gün olması bir şey fazla bir şey bir katkı yapmaz. Ama en azından manevi olarak ben asker oldum, asker elbisesini giydim diyen bir ortama gelmiş oldular. Bu da çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Ben karşıyım bedelli askerliği. Uygun mudur ve aynı zamanda 28 günlük eğitim süreci bir askerin eğitim alması için yeterli mi? Onların hiçbir önemi yok. 28 gün, 38 gün. Bence herkes askerliğini yapmalı. Neden yani, bedelliye karşısınız? Çünkü parası olmayanın suçu ne? O açıdan. Yani adaletsizlik bana göre. Söyleyeceğim ama bu kadar yani. Şu an bu yasa çıktı ve 28 günlük bir eğitim var. Yeterli olur mu bir genç için? 25 yaşında bir genç. 28 günlük bir eğitim yeterli olacağını zannetmiyorum. Zannetmiyorum yani. Daha mı uzun olması gerekiyor eğitim süreci? Yani 28 değil de 60. En az 3 ay olmalı. Ya bir askerliğin Türk genci için önemli olduğunu düşünüyor musun? Çok büyük önem taşıdığını düşünüyor musunuz yaşamının geri kalanı için? Önemli olduğunu düşünüyorum ama süresinin uzun olduğunu düşünüyorum. Yani
maksimum 12 ay olmalı. Evet. Bu kısa dönem, uzun dönem ayırt etmek sizin mi 12 ay olmalı yoksa yani ayırt etmek sizin. Yani herkes yapmalı evet. Ben karşıyım bedelli askerliğe. Evet. Hem bedelli çıktı hem 28 gün eğitim şartı konuldu. Peki bu şartla ilgili ne düşünüyorsunuz? O da formalite bir şey. Yani. Önce eğitim şart. Eğitim şart da bu askerliğin 28 günde ne öğrenecek? Olsun, temel eğitimini öğrenir. Yani temel eğitimini yapar. Bedelli askerlik de onun şartlarını belki biraz değiştirebilirler. Yaş haddini biraz yükseltebilirler. Tamam yani, da Türkiye savaş halinde öyle 28 günde adamı yetiştirip de cepheye süremez. Ona o zaman askerlik paralı askerlik durumuna geçmesi lazım. Aynen öyle. Profesyonel ordu kurulacak. Maaşını alacak, görevini yapacak. Paralı askerde de peki canıyla o hizmeti yapar mı? Yapar. Para karşılığında yapar. Türk insanı para karşılığında bence askerlik yapmaz. Bir de o var. Şimdi bedava yapıyor, sürünüyor. Adamın bir tane çocuğu Allah var. Allah o günleri askere göstermesin. O günler geldiği zaman. Ya hepimiz askeriz. Yani, Allah'ın izniyle. Hep askeriz. 15 Temmuz ruhu canlanabilir yani. Aynen yasa, öyle. Yasak. Aynen öyle. Siz askerliğinizi yaptınız. Kaç yaptık ay yaptınız? Ben 18 ay yaptım. 24 ay. Askerlikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani 25 yaşa 15 bin lira ve 28 gün eğitim. Mantıklı bence. 28 gün eğitimi peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani iş sahibi olan bir insan için bir aksi durum yaratabilir mi? Yani olmasa da olurmuş. Yani gereksiz bence biraz. Gereksiz olduğunu düşün. Peki siz askerliğinizi yaptın? 15 ay yaptım ben. Yani profesyonel askerlik olduğu için iyi bir şey bedelli askerlik. Yani olmasaydı 10 ay vermezdim.